Türkiye bu yıl Doğu Akdeniz ve Ege'de düzenlenen en geniş kapsamlı NATO tatbikatına ev sahipliği yapıyor. Amaç Türkiye'nin 1 Ocak'ta İngiltere'den devralacağı NATO Deniz Unsur Komutanlığı görevini icra edebileceğini göstermek. 22 Eylül'de sona erecek tatbikata katılan 16 NATO ülkesinden biri de Yunanistan. Gemiler, uçaklar, helikopterler ve özel birlikler. NATO, Akdeniz'de Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı Dynamic Mariner tatbikatında gövde gösterisi yaptı. 2022 yılında Akdeniz'de gerçekleştirilen en geniş çaplı NATO tatbikatına yerli ve yabancı çok sayıda basın mensubu da katılıyor. Tatbikat alanına LCVP çıkarma araçlarıyla intikal ediliyor. Tatbikatta Amerika Birleşik Devletleri, İspanya, Almanya, İtalya ve Yunanistan dahil 16 ülke yer alıyor. Burada bir Yunan gemisi var. Limnos komutamız altında. Bu tatbikatta onları burada görmekten çok mutluyuz. Bence onlar da mutlular. Çünkü birbirimizden öğreniyoruz. Tatbikata 50 gemi, 4 denizaltı, 20 helikopter, 32 uçak, 3 milli İHA ve 8000'e yakın personel katılıyor. Tatbikatın amaçlarından bir tanesi de Türkiye'nin 1 Ocak 2023'te İngiltere'den devralacağı NATO Deniz Unsur Komutanlığı görevini icra edebileceğini göstermek. Böylece bir yıl boyunca NATO'nun yüksek hazırlıklı deniz unsurlarının komutası Türkiye'de olacak. Şu anda icra edilen görev oldukça zorlu bir manevra. Denizaltıya harp anında ihtiyaç duyduğu gereçler helikopterle yukarıdan aktarılıyor. Tatbikatın basın günü yerli ve milli amfibi çıkarma gemisi TCG Sancaktar'dan takip edildi. Tatbikata katılan SAS timleri de senaryo gereği yasa dışı madde taşıyan bir gemiye indirme yaptı. Geminin kontrolü kısa süre içinde Türk SAS komandolarınca ele geçirildi. 22 Eylül'e kadar sürecek tatbikatta müşterek hava savunma görevi de denendi.